Herkes biliyor ama başka bir şey göstereceğim. Gerçi ne Tamam. olduğunu değil, direkt görünce zaten tanıyacaksın sen onu. Ne Herkes acaba? biliyor. Ayça'yla da gösterdim. Hey, ya sende mi o? Bundan iki tane bak şöyle bir şey. Bunun hikayesini anlatayım yine. Erol hoş geldin. Erol Sertel geldi. Erol'um hoş geldin kardeşim. Erol, Bundan son plan çekiliyor. Artık dizi güzel. bitiriyoruz final. Kapının karşısında duruyoruz böyle. Engin var solumda. Yanlış hatırlamıyorsam diye. Ha, çünkü kaç 17 yıl olmuş bahsettiğim şey. Böyle bir ben kapıdaki 7 numarayı kafaya koydum. Alacağım. Tamam mı? Ama aynı niyetteymiş Engin de galiba. Engin de o niyette orada bekliyor. Stop dendi. Engin fırladı ya aldı onu oradan dedim Engin hadi neyse dedim sen dedim önce aldın falan filan. Ondan sonra rahmetli Halil abi Halil Okan gel baba. gel dedi. Evet. Ondan sonra Halil abi Canım Okan benim. gel gel dedi. Ondan sonra takım çantasını açtı bunu bana verdi. Bir tane de orada yedek varmış. Zaten kullanılmış Ah. ya bu o ya kullanılıyor. Ondan sonra bunu Ya. aldım. Böyle o zamandan beri saklıyorum. Çerçeveleteceğim, çerçeveleteceğim. Böyle kenarda duruyor ama ilkinki gibi Gülsün işte ya. vallahi billahi ilkinki gibi. Çok Bak güzel. ben terliklerimi ve Bende pijamamı da saklamıştım biliyor musun Gülden? de Vallahi bak var bir ara şeyler. sakladım. Ben biliyorum. Vallahi Allah aa var. çok iyi ya. Gösteririm yayında. Tamam. Cansu pantolonu var. Bir şeyleri var. Aa çok iyi ya. Evet. 7 numaradan bahsedin dediğiniz için biz 7 numaradan bahsediyoruz. Biri şey demiş. Madem böyle açın WhatsApp'tan konuşun. CMKY 1800. Ben bu espriyi yapmıştım zaten daha önce. Sen söylediğin için yaptılar Umuyorum zaten. ki. Tamam peki. O zaman dur. Biz biraz susalım. Çünkü Ayça'm. biz biraz. Zaten şey yapıyoruz. Sazı elimize alıyoruz. Evet. Ne diyor? Görüntü Vay kötü diyor. be. Kimin? Bende mi Gülden'de mi görüntü çok kötü? İkisinde mi aynı zamanda? Ben onu bir Ben gayet iyi öğreneyim. görüyorum Okan'ı. Ya şimdi tam tersi. Ben de mesela kendimi iyi gördüm. Abi sen iyi mi görüyorsun beni? Evet, seni iyi görüyorum ben. Ha, tamam. Sen bir dahaki şimdi aklında olsun ışığı hep karşıdan almaya çalış Gülden'im. Tersten gelirse ışık tam böyle karanlık oluyor. Karşına bir tane ışık koyabilirsen veya bir şekilde Şu onu an yapabilirsen şu an imkanlarım değil. Bir dahaki. Biliyorum biliyorum. bir Bir dahaki. dahakine öyle bir şey Tamam. yaparsan daha iyi olur mesela senin için de. Var ama. Ha? Yok, bu da çok ekrana döndü. Yok yok, tamam, yapamıyorum. İşte Budur ters hocam. ters. Adım O ha. bu. Onu mesela karşıda bir yerine koyarsan karşıda böyle bir yere daha iyi olur yüzüne. Hem Tamam. arkadaşlar daha iyi görür, düzgün de olur. Tamam. Evet. Peki. Senin görüntün kötüymüş. Olsun bugün seferlik öyle idare edin. Ben Güldem'e teknik anlamda destek vereceğim. Çünkü bu anlamda çok iyiyim. Çünkü benim şu anda burada bir tane ışık var ve burada bir tane ışık var. İki tane ışık var belki. Biraz Tamam, yapacağım. Bir dahaki sefere ben de bir odayı öyle hazırlamak istiyorum zaten, elimizde bulunsun diye. herhangi bir ışık, ayaklı ışık olur, bir tane bir şey olur, böyle evde Tamam karşına tamam. koyarsan mesela daha iyi olur senin için. Yani çok önemli Okey değil, okey. iyiyiz şu anda, şey değil. Tekrar tekrar izliyormuş arkadaşlar. Kalp Çok atmayın. teşekkür. Ya bu kalp atmayın durumu ben bir yerde gördüm. Hani pek aslında hiçbir zararı yok diyor. Bazıları da zararı var diyor ama yine de atmayın isterseniz arkadaşlar. Hani yavaşlamasın. Daha iyi olsun. Çok teşekkür ederiz. Aynen bizden de size öyle kalpler, kalpler, kalpler atıyoruz Evet. buradan. Telefonu Seviyoruz sizleri. bırakmadığım için kalp yani. Tamam, olsun. Biri soru sormuş. 7 numara ekibi şimdi neler yapıyor merak ediyorum. Söyler misiniz diye. 7 numara ekibi herkesin farklı bir işi var şu anda. Herkes farklı bir dalda aslında uzmanlaşıyor gibi. Tiyatroyu tercih edenler var aramızda. Ben mesela daha çok tiyatro ve yaratıcı drama eğitmenliği yapıyorum. Tuğba da tiyatroyu tercih edenlerden. Aynı zamanda dublaj yönetmenliği yapıyor. Oy. Volkan senaryo yazıyor. Onlar da tiyatroya yöneldiler bir ara. Ayça senarist. Taner ekranda görüyorsunuz. Nuray da senarist. Aslında birçoğunun ne yaptığıyla ilgili bir fikriniz var bence. Engin Yani abi aslında şehir tiyatrolarında hem yönetmen hem oyuncu hem çok iyi bir eğitmen.
Şebnem sanıyorum İstanbul dışına yerleşti ama çok sık İstanbul'a gelip bir takım workshoplar yapıyor oyunculukla ilgili. Çok memnun insanlar gibi diyeyim. Bir şeyi soracağım sen. Ben gerçi kaçırdım şeyi. Engin'le ilgili Engin Şehir Tiyatroları'ndan ayrılmış mıydı ya? Efendim? Engin Şehir Tiyatroları'nda mı hala? Bir ara sanki ben ayrıldığını duydum da. Hayır, onu bilemeyeceğim. Ayrılıp ayrılmamış olduğunu. Ay bilemiyorum, evet. Bir ara Nilüfer Bayağı bir Belediyesi'nde oldu da. Bursa'da bir iş çıkardı. Ha, Ayrılmış biliyorum olabilir onu. ama muhtemelen geri dönüşler başlayacaktır herhalde. Yani. Hani Bu arada şey de sıkıntıyla gelince. geldi. Çiğdem Vural da burada. Mak gözümüz Çiğdem'imiz de burada. Ay Geldi. yer yüzü. Yeryüzü. Hatırlıyor Okan Bey musun yeryüzü. Tabii ki. Bir acaba? Okan Bey yeryüzü. Gökyüzü. Şimdi Canım canım ya. Çok keyifli durum. makyajımız arkadaşlar. Eğer gözaltımıza kalem çekecekse gökyüzü derdi, biz yukarı kaldırırdık. Eğer göz kapağına çekecekse yeryüzü derdi, biz de böyle gözlerimizi aşağıya eğerdik ve o bizim makyajımızı yapardı. Hayatımda çalıştığım en iyi makyajlardan da Aynen birisidir. öyle. İşini iyi yapar, bir de çok keyiflidir. Çok Çok keyifli, keyifli. hoş sohbet, Çok. eğleniyoruz. Bu arada Ayfer de söyledi bir şey, Engin ayrılmamış şeyden. Ben gördüm. Şehir tiyatrolarında. Devam ediyormuş o anlamda. Ha, Tamam, evet yani teşekkür o ederim zaman Ayfer. doğru. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Ben çünkü o Ayfer'cim. noktada çok emindim. Teşekkürler. Sağ ol. Bir şeyi de açıklığa çıkarmış olduk böyle kendi adıma. Çok Bak sağ olasın. bugünlük yeni bir bilgi de buymuş senin için. Her gün Kesinlikle yeni bugün bir bir kesinlikle. Kesinlikle. Bak bilgi. Engin Alkan'ın cadı av oyunu var diyor. Evet o cadı av oyunu var diyor. Devam ediyor. Devam ediyor daha doğrusu şu an değil ama. Ayfer'im sen Haydar Recep İstanbul'a neden çok tatlı. geldi diyor. Ha, evet hocam. Haydar Recep İstanbul'a okul kazanıyorlar İstanbul'da. Ben matematik bölümü, Volkan'da Jeodezi ve fotogrametri bölümünü kazanıyor. Okula geliyorlar. Tabii ki satılmış da kuyruk oluyor, geliyor. Böyle bir hikayemiz o zaman İşe başlamıştı. girecek o. Akarı Başlarda var, kokarı var. bir de Yok, akarı yok. akarı var, kokarı yok. Ama hepsinin var aslında. Akarı da var, kokarı da Aktı da koktu da yani. var. Aa, ne Geçen güzel. şey bölümünü izledim. Bu Define buluyor ya hani Ruhi'nin askere gittiği dönem vardı bir. Ha, iki bölüm olmadı. 2-3 bölüm İki, olmadı üç askere bölüm git. olmadı. Hani Define Askere git. O zaman Ruhi'nin olmama nedeni de burada da zaten söyleyelim. Askere gitmişti. Kısa dönem askere gitmişti Ruhi o dönem. evet. O zaman o bölümlerde olamamıştı. Evet, aynen öyle. Haydarlı Recep İstanbul'a nereden geliyorlar diyor. Aslında geçen Ayça'yla da sohbet Evet. ederken Taner'le de Bunu ben söyledik. bu soru bana da geldi. Bak şimdi döne döne aynı soruları soruyorsunuz. Yakaladım sizi. Evet Kaçmaz evet benden. çok çok ya yani çok yere geliyor. Ondan sonra aslında hiçbir yer belirtilmedi. Senaryoda da belirtilmedi. Hiç söylenmedi. Sadece minibüsün plakası biraz görenler tüy alabilir. Kastamonu plakasıdır. Başka da yok. Yani nereden geldiği Bir bilinmesin. kere Hani geçmiştir. Evet. Çünkü yani aynen bir kere. işte İlk yani. bölümde. İlk bölümde sadece o minibüste vardı. Başka da ne söylendi ne de başka bir yerde göründü. Yani neresi olduğu. Ama öyle Okan Taner demiş ki sanki yolculuk olmasa horlamayacaksın. Serpil nerede? ya Serpil'i çağır odasına. diyorsun ki doğru bilgiyi alalım. Doğru yerden. Serpil'e Ay çok iyi ya. bağlanıyoruz Evet. Bak horluyorum. Biliyorum ama çok yorulduğum zamanlar, gerçekten de yorulduğum zamanlarda horluyorum. Zaten solunumla ilgili bir problemim var benim. şimdi. Kronik olarak Alerjin var. alerjik var. Hatta Alerjin şu an iyiyim. 2-3 saat öncesine kadar bayağı bir kötüydüm. Gözlerim akıyor. Ara var. sıra böyle silersem falan filan. Hani kimse kusuruma bakmasın. Şu anda biraz iyiyim aslında. Burnumdan geliyor ses aslında.
Rolanizm diye bir arkadaşım var benim. Roland beni ziyaret etmişti burada, göreceksin. Yazardır arkadaşımız. Buradan çok çok selamlar kendisine, buraya geldi. Bir ara Roland'la Yazalım. da bir sohbet edeceğim. Roland, o ister misin bilmiyorum. Senle de bir ara sohbet edelim biz. Oraya da şimdiden açık açık söyleyeyim. Roland isterse eğer, onunla da bir karşılıklı bir sohbet ederiz. Okan bak güzel bir soru var. Yeniden 7 numara çekiliyor deseler tepkiniz ne olur? Şimdi aslında iki türlü, hem isterim hem istemem, çok isterim, düşündüğümde çok isterim, birincisi gerçekten çok isterim, ama ikincisi de çok risklidir böyle şeyler. Yani atıyorum 20 yıl önce çok çok tutmuş bir işi 20 yıl sonra tekrar çekmeye kalkmak çok zor. Yani enerjiyi yakalarsın, edersin, aynı kadro olursa yakalarız biz. Yani biz gerçekten de ona inanıyorum. Yakalarız aynı kadro olduğunda ama. Evet, aynı Ama kadro aynı olduğunda. şey, tabii ki yani ama işte aynı büyü, aynı şey, heyecan, sıcaklık ve beklentiler yüksek olacağı için izleyen kişilerde aynısı olmadığında yarısını bile yakalasak hani ben şükrederim açıkçası. Çünkü olmayacaktır. Hani şeyden diyor Cansu diyorum ben sana hep. Bak nereden çıktı ise ya. Cansu Cansu diye bağırıyorlar. Buradan hep Cansu Cansu diyorlar ya Gülden. Merhaba. Öpsün sizi Cansu. Ne diyecektim? Yalanmış hepsi. Yalanmış. Ben Yani öyle yaşlandım. bir tabii ki yaşlandık tabii ki ya. Herhalde yani Gülden ya. Mesela çok örnek veriyorum ben buna. Hababam sınıfının eski halleriyle yeni çekilen, ikisi de güzeldi aslında. 2-3 tane yeni Hababam sınıfları çekildi ama Ama kadro yani aynı hocam. Yani orada mesela hani Cansu'yu başka biri oynayacak. Haydar'ı başka biri oynayacak kafası o aslında senin dediğin. Hani burada evet, Cansu'yu ama gene kadro sen, da aynı Haydar'ı gene olsa sen. Değil mi? ya olabilir ama bence bak olur. Ben diyorum ki biz yakalarız. Ben mesela yakalarım. Rolü yakalarım, karakteri yakalarım, onu da yakalarım. Zaten yazan aynı olup. Genelde büyük ölçüde her şey bir araya geldiğinde olur. Ama işte risk diye bakıyorum ben. Ya işte keşke başlamasalardı ya. Zaten böylesi daha güzel diyen Hayalimizde illa ki. kalsaydı denirse de o çok kötü bir başarısızlık olur. Tabii ki Yani o yani yüzden. kesinlikle kesin. O yüzden hani ben hep bunu bana soruluyor ve de ben de genelde bu cevabı veriyorum. Tabii ki gönlüm çok çok ister. Çok heyecanlanıyorum. 11-12 yıl önce falan zaten böyle bir şey olmuştu. Nuray aramıştı beni. Dedi ki Okan Evet dedi evet böyle ben böyle de hani hatırlıyorum. Ayça artık aramıştı beni de. evet. Ya böyle böyle başlayacak. Tabii ki yani neden olmasın dedim. Ondan sonra bir şekilde arkada hani geri çok arkasını bilmiyorum ama olmadı. Yani Olmadı. şu an Hayırlısıymış olmadı. diye düşünüyorum ben. Yani aynen öyle, aynen Yani. öyle. Bakalım Volkan Çiğdem ne Girgin'i diyor? tabii ki anıyoruz. Volkan Girgin adamdır diye yazmış bir ama niye bunu yazma ihtiyacı hissettiğinizi anlamadım. Evet adam yani başka bir şey. Çok Tabii ki enteresansınız. yani kesinlikle. Gerçekten bazen çok enteresansınız yani. Volkan'ın, canım Volkan'ın ve Sedef'im onlar karı koca biliyorsunuz. Dünyanın en tatlı çiftlerinden biridir Volkan ve Sedef. Çok eğlencelidirler. İnanılmaz güzel Kesinlikle. misafir ağırlarlar. Ben gittim Ya evlerinde misafir oldum çünkü biliyorum da anlatıyorum yani. ki geçen sefer de yine Volkan'ın kulağını çınlattık. Hatta dahil de oldu. Dedi ki ya beni de alın diyor sohbete ama buradan iki kişi olduğu için üçüncü bir kişiyi alamıyorsun. O da hani hiç yapmadığı için bilmiyordu arkadaşım Volkan. Dedim buradan iki kişi karşılıklı sohbet edebiliyor biliyor. Üçüncü kişiyi Evet. alamıyoruz. O yüzden de hani o Zoom programı ile ilgili bir çalışma yapacağız. Böyle kaç kişi varsa herkesi, katılmak isteyen herkesi dahil etmeye çalışacağız buradan. İsteyenler. Güzel. Erol diyor cansınız. Sağ ol arkadaşım, sen de cansın. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Bizim değerli kuaför arkadaşımız sette. Benimle pek işi olmuyordu ama kuaför olarak. Dostluğu yetiyordu. Genelde tabii ki kızlarla. Evet, Erol'un yeğenine yaratıcı drama eğitmenliği yaptım. Biz Erol'la bir sene Kılçık'ta eğitim süresince beraberdik her pazar.
Ha, o öyle mi? Çok iyi. Evet, canım benim, canım arkadaşım. Ha, çok Sağlık iyi. diliyorum sana, huzur, mutluluk diliyorum. Haydar çok özledik diyor. Bir sağ ol, teşekkür ederim. Sizlere gayet samimiyetsiz büyüdük. Ben de buradayım. Uğur, Uğur. Bizim Uğur. Uğur ya sen Uğur'u nereden hatırlatayım size ya? Uğur, Uğur. Mavi fildeydi Uğur hatta. Şimdi sanımız falan çek. Hiç anlamıyorum. Çok çok fena takılıyor. İnternette ciddi bir problem yaşıyoruz galiba. Çünkü yazmışlar da çok donuyor.